Tüm kaldırma ekipmanlarının risk analizini, risklerini azaltmak için arkadaşlar 3 ayda bir periyodik muayenesini yaptık. 3 ayda bir bütün kaldırma ekipmanlarının, zincirlerin, halatların, sapanların gözle kontrollerini yaptık. Bu kontrollerde arkadaşlar mesela sağda görüyorsunuz zincirin deforme olduğunu ve çatlamış olduğunu. Bu 3 ayda bir yaptığımız yük kaldırma ekipmanları kontrollerinde bunları fark ettik. Bunların da yine sürekli denetimini, kontrolünü yapmamız gerekiyor. Yine işletmemizdeki elektrik tesisatının kontrolünü yapmamız gerekiyor. Bu yılda bir yasal zorunluluk. Biz inşaat gibi dinamik yapılarda 6 ayda bir, hatta mümkünse 3 ayda bir yapılmasını öneriyoruz. Ne yapıyorlar burada arkadaşlar? Elektrik tesisatınızın bütün panolarınızın, işte jeneratörlerinizin, yıldırımdan korunma sistemlerinizin, bunun gibi elektrik tesisatınızın kontrollerini yapıyorlar. Kablo kesildiğine sigorta uygunluğu veya termal kamera görüntüsü gibi, topraklama ölçümü gibi tesisat kontrolleri yapılıyor. Siz de mutlaka inşaatlarınızda bu tesisat kontrollerini yaptırmanız gerekiyor. Mekanik tesisat, elektrik tesisatı. Kime yaptıracaksınız? Makine mühendisi, elektrik mühendisi gibi yetkili kişilere. Evet, fark ettim hocam. Sona doğru geliyoruz. Bir 15 dakikaya, 10-15 dakikaya bitireceğim. Sertifikalı kaldırma ekipmanları kullanmamız gerekiyor. İnşaatımıza giren bütün ekipmanların arkadaşlar, eğer bir standardı varsa mutlaka o standarta uygun olması gerekiyor. Halatlar, zincirler, sapanlar, bunun gibi ekipmanlar mutlaka sertifikalı olması gerekiyor.